Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. FM TV ekranlarından hepinize selam ediyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. 8 senedir devam ettirdiğimiz vazifemizi sizlerle inşallah aciz bir kardeşiniz olarak, Rabbimizin aciz bir kulu olarak vazifemizi gayret ettirerek yapmaya inşallah devam ediyoruz. Her hafta bir konu üzerinde sizlerle inşallah karşılıklı dertleşiyoruz. Efendim ayet ve hadislerle alakalı sizlerle konular yapıyoruz. Bu haftada inşallah şimdi girişte evvela son güncelle alakalı bir giriş yapacağım. Bir 5-10 dakika sürebilir. Ondan sonra önümüzde pazartesi gecesi salıya bağlanan gece ama o gece işte biliyorsunuz beraat gecesi çok önemli bir gece. Şimdi önümüzdeki salı günü okunuyu anlatsam beraat gecesi geçmiş olacak. Onun için ama öncesinde de yine bu güncelle alakalı çok önemli bir notum var. Onu da inşallah anlattıktan sonra böyle biraz iki konulu gibi olacak ama ondan sonra beraat gecesi ile alakalı o gecede yapılması gerekenler, efendim beraat gecesi namazı var. İnşallah kaynaklarıyla beraber kitabımdan okuyacağım onları sizlere. Hazreti Ali rivayetiyle beraat gecesi kılınan namazın faziletleri ile alakalı çok önemli, yani gerçekten önemli notlar var. Onları anlatacağız. İnşallah bu şekilde efendim beraat gecesi konusu ağırlıklı olarak ama öncesinde de güncelle alakalı bir giriş yaparak da programımızı başlatmış olacağız inşallah. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, bizleri dünyanın neresinden izliyorsanız, neresinden bizleri takip ediyorsanız, Rabbim evvela sizlerin, hepimizin, konuşanın hepimizin dünya ve ahiret manevi ve maddi yardımcısı olsun. Her türlü yardımcısı olsun. Hocam hangi konuda? Her türlü Mevla Teala cümlemizin yardımcısı olsun inşallah. Bunu söyledikten sonra şimdi kıymetli Müslümanlar, son zamanlarda ümmeti Muhammed'in özellikle memleketimizin çok ağır imtihanlardan geçtiğini izlemliyoruz. Bakın şurada birkaç sene 3 sene diyelim öncesinden başlayarak bunu söyleyeceğiz. Ha, ondan sonra da bunları söylemek de yani bizim aslında gayemiz, niyetimiz bunları söylemek değil. Bunlar neden oluyor? Bunların başımıza gelmesi nedendir? Ve ondan sonra en önemlisi ne yapmamız lazım? Beraat gecesi de aslında bununla alakalı çok önemli bir zemin olacak bize inşallah. Şimdi 3 sene öncesine baktığımız zaman işte rüzgarlar, İşte yağmurlar, seller değil mi? Özellikle bu işte belirli bölgeler, işte Karadeniz ağırlıklı olması olarak diyorum ama diğer bölgelerde aynı şekilde. Bu şekilde afetler. Ondan sonra iş nereye döndü? Hepimizin takip ettiği, aynı yerde yaşıyoruz, aynı Türkiye'de yaşıyoruz. Veya dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimiz, Türkiye'mizin vatandaşı, buranın Türkiye'li olup da vatanımızdan olup da dünyanın birçok ülkesinde yaşayan yine kardeşlerimiz için de alınır bu. Bakıldık en az bir 2-2,5 sene, 3 sene yakın bir hastalık devam etti değil mi? Hani korona hastalığı diyorlar ya, virüs. Şimdi o tamamıyla %100 bitmese de neyse o baya baya bir hale geldi. Yani bir düzelmeye girdi yani.
Ondan sonra işte çok yakın zamanda hepimizin böyle çaresizce izlediğimiz, takip ettiğimiz ne çıktı karşımıza? Bir deprem olayı çıktı. Şimdi arkadaşlar, yani şöyle bir şey yok yani ha. Ya bunlar işte tabiat olayları, işte bir yerlerden bir şeyler kayıyor, işte şöyle oluyor, efendim deprem fay hattına bilmem fay hattı şuradan genişlemiş, fay hattı şuradan işte azmış falan diyerek bu olayları böyle, yani işin böyle cahilane şekilde, işin sadece zahiri tabiat olayı deyip de karşısından, yani işin içinden çıkmakla bu iş olmaz. Bu tabiatın da, bu yerlerin de, bu göklerin de, bu alemin de bir sahibi var. Hazreti Allah Celle Celaluhu tarafından yönetilen bir alem var. Bunu nasıl yani zahiri ön alıp da şimdi çıkıyor bilmem papyolu bilmem ne, işte ismini söyleyemeyiz. Allah onları bildiği gibi yapsın. Onları bildiği gibi yapsın. Hidayeti varsa gerçekten hidayet versin. Ama yoksa vermiş olduğu zarardan dolayı onların iki dünyada yakamız üstünde olsun. Varsa hidayeti hidayet versin dedim. Bakın hemen işi şeye atmadık. Bugün azılı kafir de olsa, en büyük zalim de olsa, Ebu Cehil'e çünkü aynısı yapılmış. Peygamberimiz öyle yapmış ya. Yani. Yine hidayeti için uğraşmış. Varsa hidayeti hidayet bulsun. Ama hidayeti kabul etmeyip, etmeyi de asla aklına getirmeyin. Körpecik gönülleri gencecik yavrularımızı tabiat olayı deyip de Allah'tan, kitaptan, peygamberden, dinden uzak edip de insanların gönlündeki o imanı sökmek niyetiyle imanlarını çalanlara kim olursa olsun, onlara dünya ve ahiret hakkımızı helal etmiyoruz. Yarın huzuru mahşerde de o yavrulara verdiğiniz zararlardan dolayı iki yakamız bir elimizde olsun. Hocam bir yerlerden bir doluluğa mı geldim falan. Vallahi neye gelirsek gelelim kardeşim. Çok önemli değil. Yavrularımız, gençlerimiz, ha bizde de iş yok. Herhalde ben kendi nefsime konuşuyorum. Bizde de iş yok. Bu yavruları, bu gençleri, bu körpecik beyinleri, taptaze yürekleri biz niye onlara kaptırdık? Bizde de iş yok. Demek ki biz onlara hakkani bir şekilde, güzel bir şekilde İslam'ı anlatamadık. Allah'ı anlatamadık. Peygamberi anlatamadık. Demek ki öyle yani. Tabii işi kendi nefsimizden alıyoruz. Ha, bunun haricinde kendimizin haricinde de bu işlere özellikle çalışanları da kenara atamayız tabii yani. Evet, aslında ben bu konuya buraya hiç girmeyecektim ama hayırlısı olsun girdik artık. Yani olayları, tabiat olayları, yok işte fay hatta işte azmış, yok işte şuradan bilmem ne şöyle olmuş böyle olmuş değil de haşa yaratıcıyı devre dışı bırakarak ifadelerle insanların huzuruna çıkmayın. Onlar zahir işler ya. Bak önümde yazıyor. Mikail Aleyhisselam'a her türlü tabiat olayları verilmiş. Ya bu alemin bir yaratıcısı varsa sen bu kadar önemli işleri nasıl olur ya? Şöyle dememiz gerekmiyor mu? Ya Rabbi ya. Bakın çok önemli bir giriş demiştim. Onu hemen söyleyeyim. Ya Recep-i Şerif gibi bir ayda bu deprem oldu biliyor musunuz? Sultanımız bayağı zamandır bunun üzerine durdu. Çok önemli bir şey bu ya. Devamında bakın Şaban ayına girdik. Önümüz bir hafta sonra pazartesi diyoruz ya. Salıya bağlayan gece. Beraat kandili diyoruz. Bizim aslında yani evvela şuradan başlayayım. Ya Recep ayı gibi af ve mağfiret, Recep-i Şehrullah, Allah'ın ayıdır Recep ayı ya. Gibi bir ayda ve Şaban-ı Şehri, Şaban ayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ayımdır diyor. Devamında ve Ramazan-ı Şehru ümmeti dediği, Ramazan-ı Şerif de ümmetimin ayıdır dediği, böyle kıymetli bir ayda Allah kullarına, hocam Şaban'da bilemiyoruz,
Bilemiyoruz ama Recep ayı gibi bir ayda bakın 40 bin diyorlar ama ne 40 bini yani, o çok daha fazla da 40 bin insan, 40 bin insan 1,5 dakikada ahirete düştü. Kimilerinin cesetleri dahi buldu. Birçok kayıp insan var. Önemli değil. Bir insan hazırlıklı olduktan sonra bedeni olsa iyi olurdu ama bedeni ortada olsun, sandukası olsun, namazı kılınsın iyi olurdu. Ama önemli değil. O şuraya vurgu yapmak istiyorum. İmanı olduktan sonra onlar önemli değil. Ya arkadaşlar ya, Recep ayı gibi bir ayda biz neleri konuşuyoruz ya? Neleri konuyor? Ben bugün tamamıyla beraat anlatmam lazım. Ama kardeşim öyle bir olayla karşı karşıyayız ki ve çok üzüldüğümüz bir taraf, insanlar kasıtlı yapanlara Allah fırsat vermesin zaten. Onu zaten özellikle söylüyoruz. Onların kalpleri mühürlüyse, varsa hidayet, hidayet yine diyorum ama asla kimsenin kötülüğünü kafir de olsa istemeyiz. Ama mühürlü olduğu halde kasıtlı bir şekilde olayları örterek Allah'ın yaratıcılık sıfatını, Allah'ın yeryüzündeki hakimiyetini örtbas ederek, örterek ki yapamazlar. Balçıkla güneş sıvanmaz. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Allah diyor ki ben nurumu tamamlayacağım diyor. Onlar ne yaparsa yapsın, istedikleri kadar yapsınlar fark etmez. Projeler hazırlasınlar, mekirler, hileler yapsınlar. Efendim İslam'ın nurunun, nurumun tamamlanmaması için veya işte o nurun yayılmaması için neler yaparsalar yapsınlar. Ben onların hepsinin mekirlerini, hilelerini bozarım. Nurumu da tamam. Ayeti kerime bu. Allah bunu diyor. Celle Celaluhu. Ama şimdi burada biz arkadaşlar ya kafir. Ya burayı Allah rızasını anlayalım ya. Adamlar anlamıyoruz ama işte Müslüman kardeşim anlamıyor, uyanmıyor. Adamlar güya bize yardıma gelmişler deprem bölgesinde. Ya bizatihi içindeydik biz ya. Deprem bölgesinde yardıma gelmişler. Elinde küçük küçük kartlarla yine Hristiyanlığın propagandasını yapıyorlar. Anlıyor musun sen bunu ya? Bunların en zor zamanlarda bile bize yaptığını anlayabiliyor muyuz Müslüman kardeşim ya? Allah rızası için uyanalım artık ya. Kafirden, kafirlikten başka bir şey beklemeyelim. O zaten, onu konuşmuyorum ben yani. Kafir, kafirlik yapar. Ama Müslüman, Müslümanlığını hakkıyla yapıyor mu? Konum orası zaten. Beraat konusundan önce size işte anlatmak istediğim yer orası zaten. Müslümansak, Müslüman bir topluluksak, milletsek, ülkeysek, Müslüman hakkıyla evvela Müslümanlığı kendi konuşanda dahil yaşıyor mu? Müslüman istenilen ölçüde, istenilen ölçüde kendisinden istenilen hayatı yapıyor mu, yaşıyor mu, ona bakmamız lazım. Yoksa Recep-i Şerif gibi bir ayda aman Allah'ım ya, ya sırf şurayı düşünse insan, ya bir yerde bir yanlışlık var ya. Bakın geçen sultanımız ki birçok pazartesinde de değindi. Dün akşam yani. Ya Recep ayı normalde haram aylardan ya. Haram aylarda insan diyor en azılı, en azılı ha. Gördüğü yerde böyle hiç tereddütsüz öldüreceği en azılı katil o. Yani karşısındaki düşmanını görse, babasının şunun katili olsa. Haram ayı da yasak. Haram ay geçecek ondan sonra artık yapacaksa da yani. Burayı anlıyor muyuz arkadaşlar ya? Biz Recep-i Şerif gibi bir ayda nasıl bir muameleye tabi olduk? Ya burayı biz bilmiyorum arkadaşlar ya. Allah'ım hakkıyla anlamayı, bu Rabbimizin bu büyük ikazlarından hakkıyla dersler çıkarabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Hocam tamam şimdi Recep ayı gibi bir ayda böyle bir büyük bir musibetle belayla baş başa kaldık. Tamam şimdi biz bundan ne anlamamız lazım? Ne yapmamız lazım? Bakın kıymetli izleyenlerimiz, şu Rabbimizi de iyi tanıyalım ya. Rabbimiz be, Rabbimiz Müslümanlardan yana ya. Kendisine kulluk yapanlardan yana, inananlar tarafında. Ama hocam tamam da şimdi birçok yavrular, yaşlılar, efendim ailelerimiz, akrabalarımız, yakınlarımız
İşte göçük altında kaldı, işte öldüler, vefat ettiler. İmanları varsa şehit oldular. Evet, büyük bir acı. Amenna, kabul ediyoruz. Büyük bir olaydı yani, öyle hani insanız çünkü, yani tabiri caizse beton değiliz ki ya. Şu kalp dayanamıyor. Evet, gözünün önünde yavrusu göçüğün tonlarca göçük altında, beton altında hiçbir şey yapamadan onu böyle o hal, insanı kolay bir iş değil. Ama şey, olayın bir de bu tarafını alalım bakalım ya. Allah kuluna zulmetmez. Bakın şuraya ben ayet yazdım. Evet. Şuraya yazmıştım, size okuyacağım diye. Bakın okuyorum. Estağfirullah. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Siz iman edip hakkıyla şükrettikten sonra ben size, Allah diyor ki niye azap edeyim ya? Allah size niye azap etsin yani? Arkadaşlar ayet ya. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Siz iman sahibi olup, ha iman sahibi olduğum devamı var ama arkadaşlar, iman, ben Müslüman mısın? Ben Müslümanım. Müslümansın ama Müslümanlığı hakkıyla yaşıyor musun? Gerekleri yapıyor musun? Vallahi nefsi, bak nefsime konuşur. Sultanımız hep Hızır hocamızı misal verir. Hızır hocamız şöyle dermiş kürsüde, o işte Kur'an-ı Kerim'i koyduğu yerin, diyor ki bak diyor, nefsimi buraya koyuyorum, nefsime konuşuyorum. Vallahi nefsime de konuşuyorum, kendime de konuşuyorum. Ama sizle de konuşmuş oluyoruz yani. Herkes kendi nefsini alacak demektir yani. Arkadaşlar ya, Müslümanın demekle iş bitmiyor. İslam'ın emirleri var, yasakları var. Allah'ın kulundan istediği bir hayat var, ölçü var. Sadece Müslümanım deyip de kenara çekilmekle bu iş olmuyor. İman gereğini bulmuyor, karşılığını bulmuyor. Hocam bayağı böyle var ya, böyle şeyli gidiyorsun yani, tabir giderli gidiyorsun. Yok arkadaşlar ya, dertleşiyoruz be arkadaşlar. Vallahi dertleşiyoruz ya, aciziz ya, hepimiz aciziz kardeşlerim ya. Şu alemin sahibine hakkıyla kul olamamanın doluluğu diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. İnanın kendimiz güzel olsak, güzel yaşasak var ya, Allah, bak Allah diyor ki ben kullarıma niye azap edeyim ya? Devamında okuyayım, ona nasıl toparlayayım var. Ve kânellâhu şâkiran alîme. Allah son derece şekürdür. Şükredenleri bilir. Kim şükrediyor, kim? Ve kalilum min ibadiyeş şekûr. Başka bir ayette de ama şükredici kullarım da çok azdır diyor Allah. Yani şu, bu ayetten şunu anlayacağız. Kullarım güzel kulluk yaptıktan sonra, bana istenilen ölçüde bir hayat sunduktan sonra emir ve yasaklarıma kendisi için, benim için değil, kendisi için. Geçen mescidimde işte orada birçok işveren var, işte tamircisi var, tekstil işvereni var, efendim ne bileyim, karşımda birçok Sefaköy mescidimde çok değindiğim bir konu. Mesela bir iş yerinin sahibi bir işçiyi aldığı zaman onunla işte sabah şu saate geleceksin, öğlen yemeğin var, servisin var, akşam şu saate çıkacaksın, mesai mi olursa mesailerine dikkat edeceksin, işine dikkat edeceksin, verimimi azaltmayacaksın diye anlatıyor. Ondan sonra anlaşıyorlar, akit yapıyorlar aralar. İşte bunun karşılığında şu kadar da maaşım var, değil mi? Hepimizin normal bildiği şeyler bunlar. Ondan sonra bu işveren bunu, bu işçiyi, bu çalışanı aldıktan sonra onu kendi haline mi bırakıyor ya? Tamam, kafana göre takıl. Yani ne demek yani? Geliyor mu, gelmiyor mu, çalışıyor mu, çalışmıyor mu? İşte nasıl bir işçi? İşinde samimi mi, üretiminde iyi mi, çalışkan mı, tembel mi? Yani onu kendi haline mi bırakıyor? Hocam nasıl bıraksın? E ne yapıyor? Bakıyor. Sabah kaçta geliyor? Kartsa kartını güzel basıyor mu? İşte üretiminde dikkatli mi, samimi mi, çalışkan mı? Efendim vefakar mı? Şimdi vefakar tarafı da var. Hocam o dediğin şartlarda işçi mi var? Bunu takip ediyor ya. Yoksa kendi haline bırakmıyor onu. Aynı şekilde bir iş yerinin ya, bir iş yerinin sahibi, bir işçisini, ki bunun gibi kaç tane işçisi var. Aynı şekilde bu kainatın sahibi, kulunu, ha o iş yerinin, bu misali, o iş yerinin sahibi kendi iş yerinin menfaati için bunu yapar. Ama alemin sahibi, alemlerin sahibi olan Allah kendisi için bir şey yapmıyor. İşin orası da çok acayip bir. Acayip bir yer ya. Mevla Teala kulunun iyiliğine. Kulun, böyle bir bu alemi kurdum ben.
İnsanoğlunu da yarattın beni bilsin için. Ama yapacağın her iş kendine yazılacak. Bana bir kazandıracağım bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ama Mevla Teala nasıl ki o iş yerinin sahibi gibi o işçiyle anlaşırken ona onu böyle takip ettiği gibi Mevla Teala da kullarının dünya nizamının bozulmaması için kötü örnek olanların, yanlış yapanların, harama bulaşanların diğer kullarına zarar vermemesini dilediğinden dolayı herkesin hayatına, evvela kendi nefsine, çocuklarına, evladına, Müslümanlara efendim bu şekilde dikkat etmesi için, zarar vermemesi için kullarından son derece hayatlarını pür dikkat yaşamasını da istiyor mu? İstiyor. Şu kısayla beraber hemen beraat sohbetime geçeyim. Haftaya beraatla alakalı da toparlayıcı bir yine konu yaparım inşallah. Şimdi çok önemli bir, şimdi kıssalardan öğrendiklerimiz olduğu için önemli bir kıssa. Bu konumu da çok ilgilendiren bir konu. Niyetime de almıştım programda anlatırım diye. Babanın bir tanesi çok yoğun çalışan bir baba. Hafta sonları da yani bir gün istirahat yapıyormuş. Bazen de yapmadığı da oluyormuş. O haftada istirahat haftası artık. Pazar günü iyi bir istirahat yaparım diyormuş kendi kendine. İlla duymuşsunuzdur ama anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Efendim işte oğluna da şöyle bir söz vermiş. Oğlum işte devamlı işte baba beni parka götür. İşte baba parka götür. O da oğlum bu hafta müsait değilim. Şu hafta müsait değilim. Bu sefer de demiş ki işte müsait oldum yani işe gitmeyeceğim hafta tamam seni götürürüm diye oğluna böyle bir söz vermiş. Bu hafta da şimdi o pazar günü de çalışmayacağı bir hafta olunca evlat gelmiş çocuk gelmiş çocuk unutur mu? Adam unutmuş baba unutmuş yani. Baba hani bana bir sözün vardı ya neydi oğlum? Baba unutmuş. Hani ne demiştin? Çalışmadığım bir hafta, boşta olduğum bir hafta beni parka götürecektin. Evet adam hatırladı, baba hatırladı. Hatırladı ama beden yorgun. Ya diyor kendi kendine, ya şimdi diyor tamam da diyor, tamam oğlum işte neyse yavrum işte götüreyim ama kız da olabilir. Yani götüreyim ama yorgunum, yani bir istirahat günüm var. İstirahat etsem dese çocuk anlamaz. Anlamayacak zaten. Genelde çocuklarda yaşadığım şey. Normaldir de onların çocukluk halleriyle istediği şeylerdendir yani. O çoluklu şeyi geçer. Devamında baba diyor ki ben diyor bu çocuktan bir şekilde ne yapmam lazım? Bu işten sıyırmam lazım. Böyle dikkatini bir kağıt parçasında dünya resmi varmış. O dünya resmini böyle arkasını dönerek bayağı bir parçalara bölüyor baba. Sonra diyor ki topluyor o parçaları. Oğlum diyor bu dünya aslında niyeti hiçbir şekilde gitmemek. Bu dünya resmini diyor birleştir diyor. Ondan sonra tamam diyor seni diyor parka götüreceğim. Şimdi baba kendine göre düşünüyor ki ya diyor bu kadar diyor dünya haritasını nerede birleştirecek diyor evlat. Niyeti o, düşüncesi o. O diyor zaten tamam diyor bu haftada yırttık hesabı. Bu işten kurtulduk hesabı veriyor çocuğuna. Çocuk çok kısa zamanda dünya haritasını birleştirip babasına getiriyor. Şimdi konu bundan sonra başlıyor. Ama biz bunu dünyaya değil de şahıslara alacağız. Söyleyeyim ondan sonra bunun devamı olsun. Baba şaşırıyor. Diyor ki oğlum sen bunu nasıl yaptın diyor. Yani belki ben bile yapamayacağım bir işti bu. Sen nasıl yaptın bu işi? Baba diyor baba. Ne ibretlik bir söz ya. Baba diyor, o senin bana vermiş olduğun dünya haritasının arkasında diyor insan resmi vardı diyor. İnsan resmi. Ben diyor haritayla uğraşmadım diyor. İnsanı düzelttim, haritada düzeldi zaten. Dünya haritası. İnsanı düzelttim, dünya düzeldi. Çocuktan al haberi, çocuktan al dersi derler. Baba şaşırıyor gerçekten böyle hayretler içerisinde. Dünya haritasının arkasında insan resmi varmış. Baba diyor insanı düzelttim dünya düzeldi diyor. Şimdi gelelim bizim şimdi bu kıssalardan öğrendiklerimize bizim bu seyircilere ne diyeceğiz biz? Şimdi kardeşler bakın Recep ayı gibi bir ayda
Devamında şu an hala korkutuyorlar değil mi? İşte İstanbul depremi, İstanbul depremi. İstanbul depremi niye olsun ya? Allah koluma ben niye azap edeyim diyor ya. Neden olsun kardeşim? Ha sen olayları tabiat deyip de insanları dikte edersen o zaten onun konusu başka bir konu yani. Onu Allah ona hidayet versin. Ya bu tabiat dediğin şeyin bir sahibi yok mu? Bu tabiat olaylarını bir yöneten yok mu? Bu geçen hafta söyledik. Ya bu fay hattına bir vuran yok mu? Bu fay hattını bir oynatan yok mu? Bu arzı bir oynatan yok mu ya? Kendiliğinden mi oluyor ya bunlar? Zaten böyle bir şey düşünüyorsa adam bu adam yaratıcıydı. Zaten haşa devre dışı bırakmıştı bu adama Allah hidayet versin. Çıkıyor papyonlar anlatıyor ya bir şeyler işte. Ateistler bilmem ne. Kafirin önde gidenleri. Allah onlara hidayet versin. Biz şurada 8 sene deyip çıkıyoruz kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize, gençlere İslam'ı anlatalım için. Efendim doğruları gösterelim için, İslam'ın güzelliklerini anlatalım için boğaz patlatıyoruz. Bak şu an gerçekten ciddi hastayım ama olsun yine vazifeme geldim. Gelmek sıkıntı yok, gelirim de yani. Ama biz bunlara uğraşırken öbür taraftaki kafir, ateist, dinsiz, imansız rahat durmuyor ki. Tertemiz yavrularımızı kafir etmek için onlar da bir taraftan çalışıyor. Ya Rabbi be, biz de diyoruz ki onların Rabbi yok, bizim Rabbimiz var, inananların Rabbi var. Biz bir yerden sonra çaresiziz ya Rab. Ne yapacaksan sen yaparsın ya Rab. Sen onlara o fırsatı verme ya Rab. Onların o son derece kalleşçe düşüncelerinin neticesini çıkarma ya Rab. Uğraşlarını boşa çıkar ya Rab. Yapmış oldukları her türlü tuzakları, yanlışları, projeleri kendi başlarına yık ya Rab. Önemli şeyler bunlar ama işte Allah'ım hakkıyla dersler çıkarmayı bizlere nasip etsin. Ama şununla beraber gerçekten 2 dakika sonra zaten hemen beraata giriyorum. Ama şu da var kardeşler. Allah da Müslümana bakıyor. Mümine bakıyor. Kulum ben zaten kulumun vallahu veliyyul müminin belki var ya sayısız kere okuduğumuzda ben müminlerin yanındayım, müminlerin dostuyum. Müminlerdir benim dostum. Ben sizinle beraberim. Ya Müslümanın Allah'ı yok mu haşa? Tabii ki var ya. Yok mu derken yani vardı onu söylüyorum. O zaman burada bir şey çıkıyor ortaya. Demek ki olay ya bugün hemen onu da söyleyeyim unutmadan. Hangi kafir, hangi insanlara zarar vermek için uğraşan, ömür tüketen neticesine galip gelmiştir. Bakalım İslam insanlık tarihine bakalım Adem Aleyhisselam'dan. Adem Aleyhisselam'a bakalım, Nuh Aleyhisselam'a bakalım, İbrahim Aleyhisselam değil mi? Özellikle büyük kavimleri olan Musa Aleyhisselam'a bakalım. Firavunlar, Nebrutlar, Hammanlar hangisi galip geldi neticesinde? Gelemez, gelemeyecek. Bu ümmette de gelemeyecekler. Kafir cehenneme odun olarak ebediyen kafirliğin orada cezasını çekecek. Ama bunun arasında işte bizim Müslüman yavrularımızı da çekiyorlar işte. Müslüman yavrularımızı da o tarafa alıyorlar. Allah'ım bizleri muhafaza edilsin ya. Bazen duraklıyorum, hakkınızı helal edin. Bugün böyle olacak herhalde. İdare edin vaziyeti ama ağır şeyler var. Çünkü çok gönlümüzün daraldığı, gönlümüzün gerçekten kaldıramadığı. Ya Rabbi sensin. Özür diliyoruz ya Rabbi. Anladık ya Rabbi. Biz hata ettik ya Rabbi. Biz demek ki hakkıyla bu işi sahiplenemedik, bu işi güzel sunamadık, yavrularımıza güzel sahip çıkamadık. Ya tertemiz 16-17 yaşındaki yavrularımızı kafirlere kaptırıyoruz ya. Gözümüzün önünde çaresizsin ya. Kafirlere kaptırdık ya. İmansızlara, kitapsızlara, ebedi cehennemliklere kaptırıyoruz arkadaşlar ya. Bu nasıl bir şey ya? Ya biz bu işi böyle aman dersek bizim halimiz yanlışız biz yanlışız ya. Ya Rab sen bizleri affeyle ya Rab. Anladık ya Rab. Özür diliyoruz ya Rab. Özür diliyoruz anladık ya Rab diyerek inşallah şu beraat gecesini de fırsat bilerek hatalarımızdan, yanlışlarımızdan dönerek inşallah Mevla Teala. Allah'a zor yok arkadaşlar. Allah çok kısa bir zamanda en bize göre kesin yani böyle hani mümkünatsız olan işi çok kısa zamanda Mevla Teala'nın anlık dilemesiyle çözeceği işlerdir. Yani. Onun için
iş dönüyor, dolaşıyor. Müslümanın hakiki manada Rabbine güzel kulluk yapmasına geliyor. Hatalarını, yanlışlarını bırakmasına geliyor. Yapmış olduğu büyük günahlara karşı artık yeter artık. Yeter artık deyip ya Rabbi özür diliyorum diyerek bugünlerde de bunları da güzel bir şekilde yani kendini ortaya koyarak, temizlenerek bunlardan sıyırıp ondan sonra bak bakayım Allah olayı güzel bir şekilde zaten öyle de güzel bir şekilde olayı böyle istenilen tarafa çekiyor mu çekmiyor mu hep beraber bakalım inşallah. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece. Evvela şunu anlatayım ondan sonra Berat gecesi gibi çok kıymetli bir gece bekliyor bizi. O gecede inşallah bütün Müslümanlar olarak dünya ve ahiret beraatımızı evvela Rabbim almayı ikram eylesin, ihsan eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif'in 13, 14, 15. gecesi çok önemli bir konu. Burayı anlatmadan geçemeyiz. Nasıl geçelim? Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Şaban-ı Şerif'in 13. gecesi evinde deniliyor. İşte Uhud, biliyorsunuz Uhud mezarlığı veya hemen Cennetül Baki, yani birkaç yerde de olduğu söyleniliyor yani. 13. gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdede. Şaban-ı Şerif'in 13. gecesi. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi, niye secdede? Ona da bakalım. Diyor ki, ya Rabbi, ümmetimin günahkar olanlarının ümmetimiz. Şimdi uzun süre kalmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, orayı oradan başladı. Uzun süre kalmış. Mevla Teala soruyor. Habibim, nedir isteğin? Kainatın efendisi ne isterdi be? Ya Rabbi ümmetimi istiyorum diyor. Ümmetimi istiyorum. Özellikle demin söylediğim gibi günahkar olanları istiyorum. Mevla Teala diyor ki 13. gecesi. Tamam diyor. Ümmetinin üçte birini affettim. Ümmetinin üçte birini affettim diyor ha Rabbimiz. Ne demek ümmeti Muhammed'in üçte birinin affolmaz? Büyük sayı yani. Onun sayısı olmaz. Peygamberliğinden son insana kadar imanlı olan son insana kadar imanlı olan imansızlar Efendimiz sahibisinin ümmeti olamaz. Müslüman değil ki nasıl ümmet olsun? Şefaattan daha kazanmak için imanlı olmak lazımmış arkadaşlar. O da önemli bir konu. Allah'ım bizleri muhafaza eylesin. Allah'ım yavrularımızın imanlarını bize bağışlasın. O da başka bir konu. İmanı olmayana şefaat da yok biliyor musunuz? Neyse. Evet, 14. gece. Şaban-ı Şerif'in 14. gecesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine secdede. Habibim diyor, uzunca yapıyor secdelerini. Ne istiyorsun diyor Habibi. Allah kurban oldu. Efendimiz, ümmetimi istiyorum diyor ya. Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada hiçbir hakkını kullanmamıştır biliyor musun? Mesela kim ümmetler özellikle misal diyorum birkaç tane verelim. İşte Nuh Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi yeryüzünde Nuh Aleyhisselam'a bak. Ama hakikaten 950 senede ya 950 sene kardeşim ya. Ne mücadeleler vermiş. Ya Rabbi diyor ya Rabbi yeryüzünde bir tane kafir istemiyor. Ya hakkını kullanmışlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz bu dünyada asla hakkını kullanmıyor. Allah dostlarının en büyük özelliğidir. Hocam nasıl isterler Rabbini? Onu anlatmak için söyledim. Ya Rab hak kullanmaktan değil ya Rab. Senin fazlından, kereminden, merhametinden ondan istiyoruz. Senin o af edici, o büyük yaratıcından istiyoruz diye isterler ya. Yoksa kendi hakkından istemez. Var mı hakkın? Var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünneti bu çünkü. Şaban-ı Şerif'in 14. gecesi secdede olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Rabbimiz soruyor. Ya Muhammed, ey Habibim sallallahu aleyhi ve sellem ne istiyorsun? Ümmetimi istiyorum deyince Mevla Teala tamam diyor Habibim kaldır başını. Ümmetinin üçte ikisini affettim. Şimdi burada her zaman söylediğim bir şey var yine de söylemek istiyorum. Ya ümmetinin üçte biri, üçte ikisi iyi bir sayı ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dememiş ya. Ya Rabbi tamam üçte iki, iyi kopardı falan. Yok. Şu peygambere bak ya.
hayatı boyunca neyi dert etmiş ya? E şimdi bizler de o peygamberin ümmeti olarak hani o peygamberin tabiri caizse evladı, talebesi, ümmeti, onun yolunda giden insanlar olarak biz de aynı şekilde şu insanlığı, şu gençliği aynı şekilde düşünmemiz gerekmiyor mu ya? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e üçte ikisi verildi. Efendimiz ya yok ya Rabbi diyor. Yok. Bize göre bize kalsa tamam der. Yok diyor. İşte Berat gecesi. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi. İşte önümüzdeki pazartesi gecesi inşallah arkadaşlar. Akşam namazı. Kimden sonra denir? Akşam namazı itibariyle de başlar. Berat gecesi. Ne önemli bir gece değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne acayip işi aldığı gece. Yani o olayı sahiplendiği gece. Yine secdede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz yine soruyor üçüncü defa. Habibim ne istiyorsun diyor. Ya Rabbi ümmetim istiyorum. Tabiri caizse var ya anlayan anlar. Ya anlamayan işte bir şey diyecek. Nasibi olmayan, hidayet olmayan bir şey diyecek. Ama anlayan şunu anlamaz. Ya tabiri caizse Mevla Taala Rabbimiz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmen tabiri caizse diyorum anlaşılsın diye yoksa. Pazarlık yapıyor ya ümmet için. Olmaz diyor. Üçte bir olmaz diyor. Ya Rabbi ben kabul etmiyorum diyor. Edemem. Üçte iki kabul etmem. Üçte üç. Hatta şu ifade denilir. Ümmetimden bir kişi cehennemden kurtulmadıkça kabul etmiyorum ya Rabbi. Ya şöyle bir peygamberin de ümmetiyiz. Orası da bambaşka bir konu ama ya. Böyle bir peygambere ümmet olarak nasıl sevgimizle, yaşantımızla, sünnetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hayatını insanlara güzel bir şekilde anlatmakla, yaşamakla, yaşattırmakla nasıl olmamız lazım? O da bambaşka bir konu yani. Bizim için ne büyük bir mücadele vermiş ya. Rabbimizle ne acayip bir yakınlık kurarak Mevlamıza, ya Rabbi ümmetimi istiyorum. Bakın evladını, eşini, çoluğunu, çocuğunu, akrabasını, şusunu busunu istememiş ha. Ümmetim. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına bakalım. Hiçbir duasında, hiçbir yakarışında, isteyişinde işte evladım, yakınım, akrabam, aşiretim, kabilem dememiş. Ümmetim demiş. Ümmeti. Hatta hep anlattığımız bir konudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha beşikteyken ümmetim diyor ya. Hayatı boyunca 63 senelik hayatının neresine bakarsak bakalım bunu hani bazen dile de dökmüş ama yaşantısıyla hep zaten ümmeti demiş. Ümmeti adına mücadelesini vermiş. Son anında Hazreti Ayşe'nin annemizin biliyorsunuz son anında kucağında vefat etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada da hatta kulak getirmişler yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey mi diyor diye peygamberimiz yine orada da ümmeti. Doğumunda, yaşantısında, ölümünde dahi bizleri unutmadan büyük bir vefakarlık gösteren o yüce peygamberimiz dedi. Ümmeti sense ümmet olarak terk edersin sünneti derler büyüklerimiz. Allah'ım o sünnete de sünnet olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o yaşayışına da hakkıyla kıymet verenlerden o sünneti hakkıyla da yaşayanlardan eylesin cümlemizi inşallah. Şimdi arkadaşlar Berat gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üçte üç olarak ya Rabbi işte Berat gecesinde Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi ümmetimin tamamını istiyorum dedikten sonra Rabbimiz dedi ki tamam ya Muhammed çok uzun süre özellikle 15. gece çok uzun süre secdede kaldı. Tamam ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaldır başını ümmetinin şirk koşmadan yalnız o önemli işte. İşte burası çok önemli arkadaşlar. Şirk koşmadan yalnız. Haşa Allah'ı inkar etmeden yaratıcıyı kabul et yani yaratıcıyı kabul etmiyorum diyene nasıl al şefaat etsin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Etmeden şirk koşmadan ümmetinin tamamını affediyorum diyor Mevla Teala ve bundan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırıyor. Bu gecede ve bundan sonraki gecelerde devamında Ramazan-ı Şerif geliyor ama özellikle Berat gecesi yani kandil akşamları da ne yapayım diye Hazreti Ayşe annemiz sormuş. Nasıl hareket edelim, nasıl dua edelim diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Ayşe annemiz soruyor.
şöyle öğretmiş ona. Allahümme inneke afuvvun tuhibbul affe fa'fu anni. Allahümme, ey Allah'ım, inneke muhakkak ki sen afuvvun, affedicisin. Tuhibbul affe, affetmeyi de seversin. Fa'fu anni, o zaman beni ve bütün Müslümanları affet diye Hazreti Ayşe annemiz Berat gecesi ve diğer bütün kandil gecelerinde nasıl dua yapayım diye sormuşlar. Cevabını da bu şekilde almış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Evet arkadaşlar, kıymetli izleyenlerimiz, Berat gecesinde 100 rekat bir namaz var. O 100 rekat namazda ya çok önemli, büyük müjdeler var, büyük ecirler var, mükafatlar var. Şimdi Berat gecesinde evvela dedik ya, şu son zamanlarla alakalı özellikle arkadaşlar kendimize çok dikkat ederek, tevbelerimizi kuvvetli yaparak, Recep-i Şerif, Şaban ve devamında Ramazan-ı Şerif gelecek. Bu aylardan tertemiz çıkmayı, temizlenmeyi de murat ederek, niyetimize, gönlümüze alarak, Rabbimizden de özür dileyerek bu şekilde bu geceye girmemiz lazım. Arkadaşlar be, bizim ne kadar büyük günahımız olursa olsun Allah affeder onu. Allah affeder. Kulun günahından ne olur? İşte şu kadar büyük, Allah'ın affının yanında kulun ne kadar günah olursa olsun okyanusta damla bile değil. Damla değil, damla değil bile yani. Onun için ne kadar da hatamız, eksiğimiz, yanlışımız, günahımız olursa olsun sen yeter ki şöyle, ya Rab ya özür diliyorum ya. İçten, yürekten, gerçekten tamam ya Rab. Anladım ya Rab. Bak Berat gecesi gibi bir geceye giriyorum ya Rab. Özür diliyorum ya Rab. Yanlış yaptım ya Rab. Kabul ediyorum ya Rab. Kabul etmek çok önemli bir şey ya. Çok önemli bir şey ama hakkani, böyle hani gerçekten içten kabul etmek yani. Kabul ederek tamam ya Rabbi deyip de güzel bir yöneliş yap bakayım. Tevbe et bakayım. Affını iste bakayım Allah'tan. Bak bakayım Allah seni tertemiz yapıyor mu yapmıyor. Allah'ım o yönelişi, o tövbeyi cümlemize ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Arkadaşlar şimdi şakur 5 dakikam kaldı. Biraz hızlandırmam lazım. Bununla beraber tamamlarız programı çünkü. Berat gecesinde işte dualar, tesbihatlar, tevbeler, temizlenmeler Rabbimize, özellikle böyle özellerde yapın ya. Evet, illa o akşam bir mescitte 100 rekat namaz var, onu anlatacağım. İlla kılınır ama gecesinde de illa bir özeliniz olsun. Özeli şu demek yani, kimse yok. Hatta mümkün olduğu kadar böyle gece saatleri, seher vakitleri diyoruz, 3-4'lerde kalk kardeşim. O gecede şöyle güzel bir orucunu da tutarsan çok çok iyi olur. Güzel bir şekilde Rabbinle şöyle bire bire bir şöyle bir kendine ver ya. O da çok tesirli olur inşallah. Rabbim onunla cümlemize ikram edilsin. Şimdi Berat gecesinde kılanacak 100 rekat namazımız var. Bu 100 rekatı çok gözünüzde büyütmeyin. Yani bir saat 15 dakika falan sürüyor. İşte 10 rekat olarak da kılınabilir. 10 rekatta 100 tane İhlas-ı Şerif Fatiha'dan sonra veyahut da 100 veyahut da yani devamında yani bu namazın bitiminde 1000 tane İhlas okunması lazım. Bu şekilde arkadaşlar inşallah 100 rekat namaz, 100 rekat 50 çarpı 2 demektir. Yani 50 rekat, 52 rekat, rekatın en azı 2 rekat buluyorsunuz. 50 tane 2 yaparsanız 100 rekat yapar. Her rekatında 10 tane ihlas veyahut da 10 rekat, yani 2-2, 5 çarpı 2 demektir o zaman. 100 tane ihlas. Hocam 100 tane ihlası Fatiha'dan sonra nasıl okuyalım? Böyle tesbihler alıyoruz. Çok elimizi oynatmadan, çünkü onu böyle elle saymak biraz zor olur. Çok elimizi oynatmadan şu şekilde yani, bak gösteriyorum. Şu şekilde yani ufak bir oynatmayla beraber namaza bir, zaten biliyorsunuz farz bir namaz değil. Ama büyük bir, kıymetli bir namaz. Nafile bir namaz ama kıymetli bir namaz. Tesbihlerle beraber alırsın. 99, bir tane daha eklersin ona 100. Bir rekatı bu şekilde tamamlarsın. İkinci rekata yine Fatiha'dan, birinci rekata Subhaneke, Fatiha, 100 tane ihlas. İkinci rekata kalkarsın, tekrar aynı şekilde Fatiha, 100 tane ihlas. Kaç tane okumuş oldun? 200 tane. İki rekata bitirmiş oldun. Yani 5 çarpı 2 yaptığın zaman 1000 tane ihlas olmuş olacak. Zaten bu namazda istenilen de 1000 tane ihlasın okunması. Peki bu namazı kılana diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsini okuyamayacağım, hızlandırayım biraz. Ne sevap verilir? Hazreti Ali rivayetiyle.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu gecenin fazileti hakkında Allah-u Teala bu namazı kılan, inşallah kılacağız Berat gecesi namazında, bu namazı kılan kuluna diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin melek gönderir ki bir dahaki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler. Ya Allah gönderiyor çünkü. 70 bin melek gönderecek Rabbimiz. O bu namazı kılan kulunun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecesini yükseltirler. Devam ediyorum. İkinci olarak Allah-u Teala Adin cennetlerinde, cennetin en kıymetli yerlerinden birisi bu, 770 bin melek gönderir de onun için şehirler ve köşkler bina ederler. Bu namazı kılan kişi için. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ağaçlar dikerler. Bu cennetlerin bir benzeri kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki her bir cennette size tarifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlarla doludur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikincisiydi. Üçüncü olarak şurada iki tane daha okuyacağım. En fazla üç tane okuyacağım, bitiriyorum. Eğer bu kişi bir dahaki seneye kadar ölürse, yani bu namazı kılan kişi, Berat gecesinde 100 rekat namazı kılan kişi bir dahaki seneye kadar ölürse şehit olarak ölür. Ne büyük müjde ya. Allah-u Teala ona o gece okuduğu bin ihlas suresinin her bir harfine karşılık 70 bin huri verir. Her bir hurinin bir erkek, bir de dişi hizmetçisi bulunur. Evet, devam ediyorum. O gece İhlas suresini okuyan herkese, bin tane İhlas okundu ya bu namazda, 70 şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlarda kendisinden kabul edilir diyor Efendimiz. Aman Allah'ım ya. Bir saat 15 dakika sürüyor diyorum. Şimdi hafız vardır, ona göre ihlas okur. Biraz normal okuyan normal okur. Yani ortalaması 1 saat 15 dakika yani. Bu namazın bitmesi. Ha, 2 rekat kıl, biraz dinlen. Şart değil yani, böyle peş peşe kendini zorlama yani. Evet, bir tane daha var, ondan sonra bununla beraber kalalım. Aşağı doğru devam ediyor, hepsini okuyamam, zamanım dolu çünkü. Bu beni çok ilgilendiren bir konu olduğu için burayı da okuyayım, ondan sonra programı sonlandıralım. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu Beraat gecesinde 100 rekat namazı kılan kişinin, Allah Allah ya, anne babası cehennemde bile olsalar onlara dua ederse, Allah Allah ya, onlar da sağlıklarında, işte bu önemli ama, Allah-u Teala hiçbir şeye şirk koşmamışlarsa, yani günahkardılar ya, inanıyorlardı ama günahkardılar. Şirk demek şu demek, haşa, Allah'a inkar etmek. Koşmadan, Allah-u Teala hiçbir şeye şirk koşmadan bu şekilde de ölmüşlerse, Allah-u Teala onları cehenneminden çıkarır, böylece onları cennete alır diyor. Cennete bu şekilde girerler diyor Efendimiz. 100 rekat namaz kılan kişi o gece kalbinde şirk, yani hiçbir şekilde hayatlarında anne babası hiçbir şekilde şirk koşmadan onlar adına bu evlat dua etse diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlar cehennemlik dahi olsalar Mevla Teala bu evladının veya yakınının kılmış olduğu namaz hatırına, Berat gecesinde kılınan 100 rekat hatırına onları diyor cehennemden alır cennetine koyar diyor. Ya bu namazda kaçmaz mı arkadaşlar? Büyük ecirler, büyük mükafatlar, büyük müjdeler var bunda. Bununla beraber çok aşağı doğru, hatta şu arkaya doğru da gidiyordu biliyor. Evet, arkaya doğru da gidiyor ama hepsini okumaya zamanımız yetmedi artık önümüzdeki. İnşallah Berat gecesinde bulunduğunuz sohbet yerlerini biz Sefa Kümesi'nde bunu yine okuyacağız orada tabi. Burada da inşallah sultanımız mescidimizde bunun bilgisi sizlere verir inşallah. Mevla Teala anlatılanlardan en güzel şekilde dersler çıkarabilmeyi bizlere nasip eylesin. Beraat gecesi gibi bir gecede dünya ve ahiret beraatını alan kullarından eylesin. Şu anlatılan, şu son zamanlardaki gündemle alakalı anlatılan özellikle işaretlere, ikazlara hakkıyla kulağımızı tıkamadan güzel bir şekilde kulak vermeyi bizlere nasip eylesin. Beraat kandiliniz mübarek olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm
ve rahmetullahi ve berekatuhu.